Havva ablacığım, malzemelerimiz neler? Yağımız var, salçamız, soğanımız, domatesimiz. 4 adet patlıcanımız var. Evet, 4 adet patlıcanımız var. Yağımızın bir kısmını, şöyle bir miktar yağımızı tenceremize aldık. Şimdi soğanı veriyorum. Evet. Soğan olmazsa olmaz. Olmaz, soğan olmazsa olmaz kuzum. Hemen şöyle. Bir güzel soğanımızı elimizle doğrayacağız. Bakın küçük küçük çizikler attık. Soğanlarımızı pirinç tanesi büyüklüğünde bir güzel doğruyoruz. Havva abla hiç bakın tahtaya iştah duymadan bir güzel minik minik doğradı. Gerçekten harikasınız. Soğanlarımız kavruluyorlar. Zaten yağımız hemen kızdı. Soğanlarımız kavruluyor. Salçamızı alacağız yavrum. Bir yemek kaşığı salçamızı da koyduk. Ve hepsini kavuruyoruz. Kavrulurken hemen domatesimizi de yapacağız. Domateslerimizi ince ince doğruyoruz. Kabuklarını soyduğumuz bahçe domatesi. Bahçe domatesi. Baksana kuzum nasıl çok sulu. Güzel, vallahi sulu ve kıpkırmızı. Kıpkırmızı. Şimdi bir güzel domateslerimizi de kavuracağız. Burası yöresel lezzetlerin yapıldığı harika bir kafe. Havva ablanın kafesi. Suluhan'ın hemen yanı başındayız. Harika bir meydandayız. Meydanda çok güzel bir kafe burası. Buyursunlar bekleriz. Misafirlerimizi gelsinler. Gelsinler bu yöresel yemekleri yesinler. Yöresel yemeklerimizi yesinler. Şimdi patlıcan şey olmasın diye, kararmasın diye suyun içine tuz atıyoruz. Bir miktar yağını şöyle. Şimdi patlıcanlarımızı soyacağız. Evet, şimdi patlıcanlarımızı soyacağız. Kavrulurken. Tamam. Şöyle patlıcanlarımızın saplarını aldık. Aldık kuzum. Hemen şöyle. Bir güzel kabuklarını soyuyoruz. Alacalı soyuyoruz. Alacalı soyuyoruz. Çizgili pijamalı gibi. Evet yavrum. Bunlar ortadan ikiye bölüyoruz patlıcanlarımızı. Şöyle. Bunlar da böyle küp küp yapıyoruz yavrum. Tamam. Şöyle. Patlıcanlarımızın kabuklarını soyduk alacalı. Şimdi bir güzel küp küp doğruyoruz. Bir yandan da domateslerimiz kavruluyor, salçamız kavruluyor. Çok sağlıklı bir yaz yemeği. Evet. Genelde bu mevsimde zeytinyağlı besleniliyor. Fazla ağır yemek istemiyor çok insanlar. Sıcakta çok ağır yemek gitmiyor kuzum. Evet. Hep böyle sebze yemeğine gidiyoruz. Sebzeyi sebze bol tüketiyoruz. Evet. Patlıcanlarımız hazır. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz yavrum. Yıkıyoruz. Çünkü bak hemen karası çıktı gördün mü? Evet. Tuzlu suya yatırdın mı patlıcanlar hiç kara olmaz. Bir güzel malzemelerimiz kavruldu. Kavruldu. Şimdi patlıcanlarımızı mı koyalım? Evet şimdi patlıcanları koyacağız şöyle. Süper bakın. Bismillah. Suyunu karasını bıraktık. Evet. Ve tertemiz patlıcanlarımızı tenceremize alıyoruz. Şöyle azıcık tuz atacağız. Tamam. Şöyle. Tuzumuzu ilave ettik. Biraz da pul biberi. Pul biberimizi de koyduk. Şöyle. Şimdi pişmeye bırakalım. Evet şimdi şöyle bir karıştıracağız. Oh yine de yanında yat. Vallahi öyle. Siz sebzeleri çok seviyorsunuz. Çok seviyoruz. Ben de kendim de çok seviyorum. Evet. Hasta, şeker hastası olduğum için hep sebze. Hasta çok değil. Hamur işine çok gitmiyorum kuzum ben. Ne kadar pişirelim böyle? Böyle mi? O zaten piştiğini bakınca anlarsınız. Su koymuyor muyuz? Su. Azıcık tasarlayacağız bunu. Azıcık da ıçak su vereceğiz. Ağzını kapatacağız. Ondan pişirelim. Sonra pişireceğiz kuzum. O zaman bir 5-10 dakika böyle kavrulsun. Evet. Sonra suyunu ekleyeceğiz. Çok güzel sesler geliyor tencereden. Tıkır tıkır. Evet. Evet kuzum şöyle. Fokur fokur oldu. Evet, fokur. Kavruldu çok kavruldu. Güzel patlıcanlarımız. Patlıcanlarımız çok güzel kavruldu. Şimdi buna sıcak su ekleyeceğiz şöyle. Harikasınız. Evet kuzum. Şimdi pişmeye bırakıyoruz yine. Pişmeye bırakıyoruz bunu. Kaç dakika pişirelim? 10-12 dakika. Pişer anneciğim yeter. Tamam. Zaten piştiğini anlayınca kapatacağız. Tamam 10-12 dakika. 10-12. Patlıcanlar biraz daha yumuşasın. Evet. Pişmeye bırakalım sonra tadına bakalım. Evet canım benim sonra tadına bakalım yavrum. Tencereden çok güzel sesler gelmeye başladı. Fokur 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 diyor. Pişti. Patlıcan yemeğimiz pişti canım. Patlıcanı da bayılırım. İster böyle yemeği olsun ister kızartması olsun. Her türlüsünü çok seviyorum. Evet, yarık olsun değil mi canım benim? Aynen. Şöyle. Bakar mısınız şu yemeğin güzelliğine? Mis gibi mis. İşte patlıcan yemeği Beypazarı'nın meşhur. Bazlamayla bandıra bandıra bu da öyle yenir. Bazlama olmazsa olmaz burada yemeklerde. Sabah kahvaltısında öğle akşam yemeğinde her zaman tüketiliyor. Hele böyle sulu sebze yemeklerinde de başrolde. Patlıcanımızdan da koyduk. Şimdi tadına bakıyorum. Afiyet olsun. Sağ olun şöyle. Oh mis gibi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun yavrum. Aroması harika. Yumuşacık. Öyle lezzetli ve güzel ki bayılmamak elde değil. Herkes yapıp denesin. Herkes yapsın, denesin.
Ama bu lezzeti yakalamak isteyenler de muhakkak Hava ablaya gelsin. Buyursunlar, gelsinler, bekleriz. Çünkü organik patlıcan. Hava ablanın kendi bahçesinden. Burası tarihi bir meydan. Tarihi Suluhan Meydanı'nın yanı başındayız. Konaklarla bezeli müthiş bir meydan. Herkes gelsin, Beypazarı'nı keşfetsin, yöresel lezzetlerini tatsın. Ama kaçıranlar için de ben bu tarifleri YouTube kanalımızda paylaşıyorum. Esirgenç TV YouTube kanalımız, Instagram adresimiz Esirgenç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.